Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, gayretli, faziletli kardeşlerim. Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan Mektubat'ı beraberce takip ediyoruz. 19. mektubun 18. işaretine geldik. Şimdi anlatacağım mevzu da, ki bugünkü ana mevzum bu. Acaba Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Kur'an'ını kaç farklı kelime ile anlatmış? Bu Kur'an'ın çapının ve verdiği fikirlerin genişliğinin ve kucaklayıcılığını ifade etmesi açısından da oldukça önemlidir. Evet, özellikle İmam-ı Suyuti başta olmak üzere İmam Zerkeşi gibi alimler Kur'an-ı Kerim'de geçen, Kur'an'dan bahseden farklı kelimelerle Kur'an'dan bahseden 55 tane isimden, Kur'an'ı kasteden farklı isimlerden, Kur'an'da Kur'an'ın isimleri diye özetleyebileceğimiz 55 isimden bahsederler. 55'in tamamını bir toptan saymak isterdim. Nasıl olsa detaylarında, tafsilatında da söyleyeceğim için doğrudan doğruya tafsilatına geçmek istiyorum. Bu isimleri sırasıyla aktaracak olursam. 1. El-Kitab. Kur'an'da El-Kitab dendiği zaman genelde akla Kur'an gelir. Nitekim Bakara suresinin 1. 2. ayetinde Elif, La, Mim, Zalikel Kitab. İşte şu kitap. Yani Kur'an demek. La raybe fihi hüdellil müttakin. El kitap olarak geçer. 1. 2. El Kur'an olarak geçer. El Kur'an. Nitekim halakal insana allemel Kur'an. Er-Rahman halakal insan allemel beyan allemel Kur'an orada. Er-Rahman halakal insan allemel Kur'an. Rahman suresinde geçen bir kelime el-Kur'an kelimesi. 3. Kelam. Kelam dendiği zaman da akla yine biz kelamı kadim de deriz. Rahman suresi yok. Tövbe suresi 60. Tövbe suresi 6. ayet. Ve in ehadun minel müşrikine istecareke fe ecirhu hatta yesma'a kelamallah. Ve eğer müşriklerden biri aman ile yakınına gelmek isterse ona aman ver ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Hatta yesma'a kelamallah. Kelamallah, Allah'ın kelamı, yani Kur'an'ı dinlesin demektir. Kur'an kelamullah'tır. Üstad bunun üstünde ısrarla durur. Bir hakkın kelamullah ünvanı Kur'an'a verilir tabirini kullanmıştır. Allah'ın kelamı, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini en azam mertebede ifade eden kelam, kelamullah. Kur'an'da geçen Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi de nur kelimesidir. Nur. Kur'an nurdur. Maide 15. Kad ca'eküm minallahi nurun ve kitabim mübin. İşte size Allah'tan bir nur, bir parlak kitap geldi. Nur, apaydın manasında Kur'an'ın ismidir. 5. olarak hüda kelimesi. Kul innel hüdallahi huvel hüde. Bakara 120.
De ki asıl hüda Allah'ın hidayetidir. Yani Kur'an-ı Kerim burada hüda olarak, hidayet olarak ifade edilmiştir. Ve ayrıca Saf suresi 9. ayette de aynı manada Hüvellezî ersele rasûlehu bil hüdâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni külli. O Allah'tır ki Resulünü hidayet kanunu ve hak dini ile gönderdi. Bu da neticede aynı manayı ifade ediyor. Altıncısı rahmet. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de rahmet kelimesi ile anlatılmıştır. En'am 157. Fekad ca'eküm beyyinetüm min rabbiküm ve hüden ve rahmeten. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Gelen rahmet Kur'an-ı Kerim. Furkan olarak geçer. Hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüde vel furkan. Bakara suresi 185. ayet. Ramazan-ı Şerif'le alakalı ayetin içinde. Furkan, Kur'an-ı Kerim'in diğer adı, bir de Furkan suresi 1. ayette de geçer. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ ifadesi. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir demek. Ve diğer bir Kur'an'ın müradifi kelime şifa kelimesi. Yunus suresi 57'de geçiyor. Ya eyyühennes kacca etküm mev'izatüm min rabbiküm ve şifaün lime fissudur ve hüden ve rahmeten ve rahmetün dil müminin olarak. Ey insanlar, muhakkak ki size Rabbinizden bir öğüt ve gönüllerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus 57 dedim. Aynı mana İsra suresi 82'de de var. Ve nünezzilü minel kur'ani mâ huve şifâun ve rahmetül lil müminin. Kur'an şifa. Dokuzuncusu mev'ize. Mev'ize vaaz kökü de nasihat manasında bu kelimeden türemiştir. Yunus 57. Ya eyyühennâs kad câetküm mev'izatüm min rabbiküm. Ey insanlar, size Rabbinizden bir mev'ize geldi. Acayip bir şey. Mev'ize geldi. Yani Kur'an geldi. Ve şifâün limâ fissudur ve hüden ve rahmetün ve rahmetün lil müminin. Yine aynı manada Yunus 57. Âl-i İmrân 138'de de yine mev'ize olarak Kur'an ifade edilmiştir. Hâzâ beyânün linnâsi ve hüden ve mev'izetün lil müttakîn. Hidayet ve mev'izedir Kur'an-ı Kerim. Onu anlatıyor. 10. kelime zikir. Kur'an-ı Kerim el-zikir kelimesiyle de Kur'an'da geçer. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Hicr suresi 9. ayet. Hiç şüphesiz ki, şüphe yok ki o zikri, yani Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Zikir, el-zikir. Onun için Üstad tarif ederken Kur'an-ı Kerim hem zikirdir, hem fikirdir, hem müminlerin kalbine şifa ve rahmettir şeklinde bir tabir kullanıyor ki bütün bunların hepsini Üstad da Kur'an tarifinde ifade etmiştir. Kerim, Kur'an-ı Kerim, zaten biz El-Kur'anül Kerim de diyoruz. Kur'an-ı Kerim, Kerim. Vakıa 77-78. ayetlerde İnnehu le-Kur'anun Kerimun fi kitabim meknunin. Ki hakikatte o bir Kur'an-ı Kerim'dir. Öyle bir kitapta ki mahfuz tutulur. Yani onu kimse tahrif edemez, bozamaz demek. Ve diğer bir kelime Ali. Ve innehu fi ümmül kitabi ledeyne le aliyyun hakim. Zuhruf
4. Ve hakikat ki o bizim nezdimizde ana kitapta çok yüksek, çok hikmetlidir. Hakim, Kur'an-ı Kerim'de zaten biz Kur'an'a hakim de deriz. Ve innehu fi ümmül kitabi ledeyne le aliyyün hakim olarak da yine Zuhruf 4'te geçiyor. Yunus 1. ayette de geçer bu hakim kelimesi. Elif le emra tilke ayetül kitabil hakim olarak da geçer. Başka ayetlerde de geçiyor. Hikmet. Üd'u ile sebil rabbike bil hikmeti. İnsanları hikmetle Rabbin yoluna davet et demek, yani Kur'an'la davet et demek. Kur'an-ı Kerim bir hikmet kitabıdır. Vel mev'izetil hasene, mev'izeyi yukarıda söyledik, burada da geçiyor. Nahil 125'te geçiyor. İsra 39'da da aynı manada geçiyor. Ahzab 34'te de aynı manada geçiyor. Hikmet manasında. 15. Müheymin. Kur'an-ı Kerim Müheymin hem Allah'ın ismidir. Haşr suresinin son ayetlerinde El-Mü'minül Müheyminü. Müheymin, El-Müheymin. Allah'ın ismi olduğu gibi Cenab-ı Hak bu ismi kendi kitabına da koymuştur. Maide 48'de geçiyor. Ve enzenna ileykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitabi ve müheyminen. Başında lam-ı tarif olursa el müheymin Allah. Müheyminen lam-ı tarifsiz olursa Kur'an'ı kastediyor. Ve müheyminen aleyhi fahkum beynehum. Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in müheymin olması daha önceki kitapları denetleyici olmasıdır. Tevrat'ın doğrularını tasdik, beşerin yaptığı tahrifatı da tasih etmek için. İncil'de arka kalan doğruları tasdik, beşerin yaptığı tahrifatı tasih etmek için. Kur'an-ı Kerim'in müheymin olması, evet, eski kitapları denetleyici olmasından kaynaklanıyor. Gerçeğin ta kendisi olarak bu kitabı indirdik. Maide 48 az önce arz ettim. Mübarek kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an manasında geçiyor. Saat suresi 29. ayet. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün liyeddebberu ayetihi veli yetezekkere ülül elbab. Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar diye. Kur'an-ı Kerim'de geçen Kur'an'ın bir ismi de Habil. Habil, ip demek aslında. Sağlam, kopmaz, urgan. Âl-i İmran 103. ayette ve tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Yani hep beraber, cümleten, topunuz demek, bir Allah ipine sımsıkı tutunun. Allah ipi. Hablül metin nedir? Kur'an'dır. Bu başka yerde de geçiyor. 256. ayet Bakara'da la ikraha fiddin kattebeyyene rüştü minel gay فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْاُرْوَةِ الْوِسْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا Urve-i Vüska ile Hablül Metin aynı manalarda. 18. Es-Sırat-ül Müstakim. Yani Sırat-ı Müstakim'i biz Fatiha'da da kullanıyoruz. Zaten Fatiha 6'da geçen bu ifade ihtina Sırat-ı Müstakim. Allah'ın bizi Sırat-ı Müstakim'e hidayet eyle demek, Allah'ım bizi Kur'an yoluna hidayet eyle demektir. Keza aynı mana Zuhruf suresi 43. ayette de anlatılıyor. En'am suresi 153'te de anlatılıyor. Mesela En'am 153'te ve enne hâdâ sırâti müstakîmen fettebi'û. Bir de şu işte benim dosdoğru yolum budur. Yani Kur'an'dır, ona tabi olun demek. Sırat-ı müstakimdir Kur'an-ı Kerim'in diğer bir adı.
19.sü olarak Kur'an'da geçen Kayyim. Beyyine suresi 2 ve 3. ayetlerde fiha kutubun kayyime. Resulüm minallahi yetlu suhufen mutahhara. Bir kesin delil de içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılıdır. Kütübün kayyime her şeyi ayakta tutan kitap demek. Ve her şeyin en mükemmelini ifade eden kitap demektir ki İsra suresindeki bir ayet, ayetteki bu kayyime kelimesinin tefsiridir. Evet, İsra suresinde inne hadal Kur'ane yehdi lilleti hiye akvem. Burada kayyime, orada akvem, daha sağlam, daha mükemmel, en kıvamına hidayet eder. Kur'an hayatta her şeyin en kıvamına hidayet eder demek ve Kur'an-ı Kerim'in kayyime olması Beyyine suresinde ifade edilmiştir. Fasıl, diğer bir şey, 20.si fasıl. Fasıl her şeyi geniş geniş anlatan, bölüm bölümde ifade edilen manasında. Ve ma huve bil hazl innehu le kavlun fasıl. Tarık suresi 13-14. Ayetlerde bu Kur'an kesin bir sözdür. Hakla batılı ayırt eden bir sözdür. Diyor ki hakla batılı fasıl, ama bölüm bölüm gelen manasında da, her şeyi tafsil eden manasında da. Nitekim bu fasıl kelimesinin açılımı Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresi olarak da ifade edilmiştir. 21 Kur'an'ın Kur'an'da geçen isimlerinden en nebe'ül azim. Kul huve nebe'ün azim olarak Sa'd suresi 67 dedi ki bu Kur'an pek mühim bir mesajdır. Nebe'ün azim, büyük bir mesaj. Ciddiye alınması, şakaya vurulmaması gereken bir mesajdır. Bu her bir ayetin üstünde Kur'an'a bakan yönüyle dursak, Kur'an-ı Kerim'in bütün tarifleri de aslında ortaya çıkmış olacaktır. Ahsenül hadis olarak da geçiyor. En güzel söz, sözlerin en güzeli. Allahu nezzele ahsenel hadis kitaben müteşabihen metaniye. Zümer 23. Allah kelamının en güzelini, Allah kelamın en güzelini indirdi. İkizli, ahenkli bir kitap. İkizli, yani semaniye, tergif var, terhif var yani. Celal var, cemal var. Cennetten bahseder, hemen arkasından cehennemi anlatır. Bu ayrıca tahlil edilmesi gereken bir husus. Ve Kur'an'da 23. olarak geçen isim tenzil. Ve Kur'anen faraknahu litakra'ehu alennes ala müksin ve nezzelnahu tenzile. Hem onu bir Kur'an olmak üzere ayet ayet ayırdık ki nasa dura dura okuyasın, hem de tenzil suretiyle, ceste ceste, yani indirdik demek. İsra 106. ayet. İnsan suresi 23 de bunu ifade ediyor. İnne nahlu nezzenna aleykel Kur'ane tenzile. Ve 24. ismi ruh olarak. Refi'ut derecati zül arşi yulkir ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi li yunzira yevmet telak. Mümin, diğer adı gafir, 15. ayet. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine emrini tebliğ için ruhu indirir. O indirilen ruh ise işte, yani Kur'an'ı indirir demek. Ve Kur'an'ın Kur'an'da geçen 25. ismi vahiydir. İn huve illa vahyun yuha. Necm suresi 4. ayette geçtiği gibi Enbiya suresi 45'te de geçiyor.
Kul innema unzirukum bil vahyi ve la yesma'u summet du'a izâ me yunzerun. Şura 51'de de geçiyor. Yine vahiy manasında Kur'an'ın. Methani 26 el methani. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen methaniye. Bunu az önce anlatmıştım. Hicr suresi 87'de de geçiyor. Ve lekad eteynâke seb'an minel methaniye ve Kur'anel azim. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kur'an el-Arabi olarak da geçtiği söylenmiş. Arapça olduğu için Yusuf 2. ayet. İnne enzelnâhu Kur'ânen Arabiyyen leallekum takilun. Bu Kur'an'ın Arapça olmasıyla alakalı Kur'an'da 6-7 ayet var aslında. Fussilet 3, Taha, Şuara, Taha 113, Şuara 195, Nahir 103, Rahat 35, Ahkaf 12, Zümer 28, Şura 7, Zuhruf 3. Evet, 6'dan fazlaymış. Arapça olduğu, Arapçanın da özelliklerine ta'kilün demekle akli ve mantıki bir dil olduğuna da dikkat çekiliyor. 28 Kur'an'da geçen Kur'an isimleri El-Kavl. İnnehu le-kavlu rasulun kerim. İnnehu le-kavlu rasulin kerim. Muhakkak ki o Kur'an kerim bir rasulün getirdiği kelamdır. Kavl yani söz, Allah sözü. 29 Besair. Kacca'eküm. Basairun min Rabbikum. Gerçekten size Rabbinizden basiretler geldi. Basair Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim insana basar ve basiret kazandırır. En'am suresi 104'te geçtiği gibi Câsiye suresi 20. ayette de geçiyor. Ve Kur'an'daki Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi beyan. Hâzâ beyânun linnâs ve hüden ve mev'uzetun lilmuttakîn. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, beyan yani. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için de bir hidayet. Âl-i İmrân 138, Rahman 4'te de var. Allemehül beyân olarak. Ve Kur'an-ı Kerim'in ismi Kur'an'da ilim olarak da ifade edilir. Araf 52'de. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Yemin olsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı, ilim yani Kur'an-ı Kerim. İnanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik diyor. Araf 52. Hak, Kur'an-ı Kerim'de el-Hak deyince Allah'ın adı olarak da geçer el-Hak. Kur'an'ın adı olarak da geçer. Ve kul ce'el-Hak ve zehekal batıl innel batile kâne zehuka. İsra 81. Hak gelince, hak geldi, batıl zahil oldu. Gelen hak yani Kur'an geldi demektir. 33 hedi olarak da ifade edilebilir. Hidayete erdiren. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttakin. Bakara 2. Aynı ifade Fetih 28, Necim 23, Saf 9, Leyl 12'de de var. Huvellezî ersele rasûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı li yuzhurahu alettîni külli velev ve kefâ billahi şehide. 34 acep kelimesi. Acayip kelimesi. Kur'an'ın bir ismi olmuş. Kul uhiye ileyye enne üstemere neferun minel cinni ve kâlu inne semi'ne Kur'anen acebe. Cin suresi 1. ayet. 35 tezkire. İnnehu illa tezkireten limen yahşe. İlla tezkireten limen yahşe. Taha suresi 3. Ancak saygısı olana bir öğüt olmak üzere. Nahnu cealnâhe tezkireten ve meta'en lil mukvin olarak da geçiyor.
Vakıa 73, Hakka 12, 48, Müzzemmil 19, Müddessir 54, İnsan Suresi 29'da da bu manalarda tezkire manasında Kur'an-ı Kerim'in ismi olarak geçiyor. 36, az önce geçmişte El-Urvetül Viska. Fekad istemseke bil urvetil vüska, kopmayan, kopmak bilmeyen, çok sağlam bir kulp, bir sağlam ip demek. Aynı mana Lokman suresi 22'de de geçiyor. Ve men yuslim vejhehu ilallahi ve huve muhsinun, fekad istemseke bil urvetil vüska ve ilallahi akibetül umur olarak Lokman 22'de. El müteşabih. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen metaniye. Zuhruf 23. Bu da çok önemli. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikle birbirine benzeyen ve hüküm ve öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak Kur'an'ı indirdi. Sıdk, Kur'an-ı Kerim'in ismidir. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Zümer 33. Dosdoğru Kur'an'ı getiren ile onu tasdik edenler var ya, dosdoğru Kur'an'ı getiren, yani sıdkı getiren, bize gelen, Efendimiz'e gelen sıdık nedir? Yani Kur'an'dır. İşte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınırlar. El-Adil, Adil, Kur'an-ı Kerim. İnna Allahu ye'muru bil adl, Allah size adaletle emrediyor demek, yani Kur'an'la emrediyor demek. Nahil 90. Kur'an-ı Kerim'de bir isimde Kur'an'ın iman kelimesidir. Rabbena innena semi'na munadiye yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbimiz, biz Rabbimize, Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. İmana çağıran demek, yani Kur'an'a çağıran demek. Kur'an-ı Kerim'in bir adı da imandır. Yani Kur'an bir iman kitabıdır diyebiliriz. Emir. Hatta ca'el hakku ve zahara emrullahi ve hum karihun. Tövbe 48. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Allah'ın emri galip geldi. Yani Allah'ın Kur'an'ı demek. Büşra, müjdeleyici ve hüden ve büşra lil müminin, Bakara 97. Münadi, Rabbena innena semina münadiye yunadil iman. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi. Münadi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in diğer adı münadi olmasıdır. 44. Nezir, fekad ca'ekum beşiru ve nezir. Maide 19, Fatır 37 ve bir de 23-24, Bakara 119, İsra 105, Furkan 7, Ahzab 45, Fetih 8'de bu ayetin bu cümlesi tekrar edilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ismi Mecid olmasıdır. Zaten biz de kelamı Mecid, Kur'an-ı Mecid tabirlerini kullanırız. Bel huve Kur'an-ı Mecid. Buruç suresi 21'de geçiyor. Mübin. Kad ca'eküm minallahi nurun ve kitabim mübin. İşte size Allah'tan bir nur ve ap açık bir kitap. Kitab-ı mübin, ap açık kitap, yani Kur'an demek. Maide 15, Yunus 61, Hüd 6, Yusuf 1, Hicr 1, Şuara 2. Zebur, Kur'an-ı Kerim'de zebur kelimesi Kur'an içinde kullanılmıştır. Âl-i İmran 184 ve Fatır 25. Fe in kezzebüke fekad küzzübe rusulün min kablike câ'ü bil beyinâti ve zübiri vel kitâbil münir olarak. Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı bir kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Zübür aydınlatıcı demek. Beşir, evet, olarak geçiyor. Fakat ca'ekum beşirun ve nedir? Az önce bunların da kaynaklarını vermiştim. 49. El Aziz. İnnellezine keferu biz zikri lemme ca'ehum
ve innehu le kitabun aziz olarak Fussilat 41'de geçiyor. Belâğ 50. olarak el bela ve ma alar rasuli illel bela, peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. O tebliğ işte Kur'an yani. Bu mesele İbrahim suresi 52'de de geçiyor. Kur'an'da geçen Kur'an'ın diğer bir ismi kasas 51. İnne hâze lehüvel kasasul hak ve mâ min ilâhin illallah. Şüphesiz bu İsra İsa hakkında yani gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Suhuf olarak da geçer. Kur'an suhufu. Fî suhufim mükerreme. Şerefli sayfelerde. Abese 13. 53. Mükerreme. Kur'an mükerremedir. Fî suhufim mükerreme. Şerefli sayfelerde. Abese 13 bu da. Merfu'a. Merfu'atin mutahhera. Yüksek tutulan tertemiz sayfalarda. Abese 14. Merfu'a. Mutahhera. Bu da abese 14'te. Merfu'atin mutahhera. 55 yapıyor bu da. Yani Kur'an-ı Kerim'de yukarıda zikrettiğim İmam-ı Suyuti'nin ve Zerkeşi'nin de çalışmalarıyla fakirin tespit edebildiği kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen Kur'an'ın diğer isimleri, bu aynı zamanda hususiyeti demek, özellikleri demektir ki yani Kur'an'ın ıstılahi tarifini yaparken burada geçen diğer o tabirleri, tarifler içindeki kelimeleri de ele alarak Kur'an-ı Kerim'in genel bir tarifi yapılabilir. 18. işarete bugün bir giriş yaptım. Çok önemli bir çalışmaydı bu. Biraz sıkıcı olabilir. Peş peşe, tunturaklı, ağır cümleler olunca sıkabilir. Ama çalışmak lazım. Allah kelamını öğrenmek bizim vazifemizdir. Önce tanımalıyız. Kitabın kendi lügat, ıstılahi tariflerini tanımalıyız. Bugün öyle yapmaya çalıştık. Ve üç nükte halinde bunu anlatacaktı. Birinci nükte, İcaz-ı Kur'an belagattadır diye başlıyor. Soru bu. Gelecek hafta belagat ne demek? Oradan başlayarak burasıyla alakalı böyle iyice anlaşılır hale gelebilecek bazı açıklamalar üstünde tafsilatla beraber inşallah duracağız. Cenab-ı Hak kendi kitabını, kitabındaki muradı neyse muradı istikametinde anlayıp yaşamaya ve hayatımızı o şekilde itmam etmeye muvaffak kılsın. Yaşatmak için yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.